Herkese selamun aleyküm. Yeni bir video daha çekeceğiz ama bugün söz verdiğim şeyi çekemeyeceğim. Çocuk evde yok. Rahatsız. Onlar hastaneye gittiler. Ben hayvanların başındayım. Mecburiyetten şöyle civcivlerle başlayalım. Kısa bir video çekelim. Görüyorsunuz adam oldular. 20 günlük oluyorlar. Zaten çıktıkları zaman göstermiştik. Herkes daha iyi bilir. Maşallah. Güzel olacaklar, güzel. Görüyor musunuz? Şöyle bir bakın. Yine çil. Bunların 6 tanesi pazardan aldığım uzun tavuk yani. O da çil tavuk sonuçta. Şeftali çilimi vurdum. 2-400'ün kardeşini vurdum. 4'ü 10'dan. Pardon, 6 tanesi 10'dan. 4 tanesi de folluk koymuştum. Tavuklar yatsın kısılsın diye. Yani o da bunlardan ama hani baba anne babası olarak annesi olarak bilemiyoruz yani. Sonuçta bizim tavuklar. Onları da şansa koydum. Dedim ki hani çıkmaz diye zannediyordum ama onlardan 4 tane koydum. 4'ü de çıktılar. 10 tane işte normalde. Bu tavuğun yavruları diğer Arap tavuk baktırıyoruz. Görüyorsun işte. Bunun 6 tanesi bunun. Maşallah çiller, şöyle bir yakından çekebilsek göstersek şunları görüyor musunuz? Bak çiller kanatlarına bakın. Şunun bakın. Şunlara bakın. Çiller bunlar. Çil olacaklar. Yine çil verdi yani. İlk defa dışarı saldım. Normalde biraz daha gelişmeleri lazımdı. Ama dışarı çıkaramıyoruz. Hayvan çok. Şu anda onları aşağı doğru kovaladık. Bahçe biraz boşaldı. Diğer taraflar burada zaten. Görüyorsunuz hayvanlar burada. Ancak bunlara fırsat yer kaldı. Uğraşıyoruz. Bakalım bu sefer nasıl bir şey çıkaracağız. Hep beraber göreceğiz. Yavruları da böyle büyüdükler zaman çeker atarız. Her 15 günde bir, ayda bir bunları size göstereceğim. Nasıl adım adım büyüdüklerini. File vereceğiz mi, vermeyeceğiz mi? Diğerlerinden bir tane file vereceğiz herhalde. Bir tanesine ne olmuşsa gözler sanki çiçek olmuş gibi. Bu yaşta civciv. Acaba annesinin tırnağı mı geldi bilmiyorum. Ha, tedavi ediyoruz ama belki kurtaramayabiliriz. 15 orada vardı, 10 tane burada vardı. Uğraşıyoruz işte. Neyse. Şöyle bir kısa video çekeyim dedim de. Bilgilendireyim diye söyledim. Çekecektik. Dediğim gibi horozlarda tüy zamanı kilo alması için hangi devrede, evrede TikTok'ta paylaşmıştım. Onu verecektim. Bir de tavukları çekecektim. Tek tek gelen pirinçleri gösterecektim. Bir video tüydeki horozlara kilo alması için hangi evrede döküm safhasında mı, çıkış safhasında mı, kurutma safhasında mı diye bu bilgiyi paylaşacağım. Allah nasip ederse pazartesi günü, salı günü geç geleyim. Çarşamba günü o videoyu geldikten sonra çeker sizlerle paylaşırız. Neyse. Şöyle gördüğünüz gibi biraz horozlarımıza bakalım. Kümeslere girelim. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Kusurumuza bakmayın. Sözümüzü isteyerek veya istemeyerek sözümüzü tutamadık. Bugün de Yakup arkadaşımız geldi. İki horoz, iki tavuk da ona verdik. Bu arada işte dışarıda kutuda horozlara bakıyorduk. Onlar da yer güç sahibi oldu. Onlar da işte bu kümese boşalınca onları da artık oraya alacağız. İki horozu kümese bakıyorduk. Biliyorsunuz. Yani olay bu. Şimdi kümesler, dışarıdaki kümeslerde koyuyorduk. Onlar da gece soğuk oluyordu. İki horozu çantaya, onları buraya aldık. Şimdi hiçbir sıkıntı yaşamadan işimize, yolumuza devam edeceğiz. Yakup kardeş sağ olsun. Geldi, bir horoz sözümüz vardı. İki horoz verdik. Birisi emanete verdik yavru almaya. Bir de bu pazardan aldığım tavuğumuzu verdik. Bu çillerin annesini istedi. Geldi. Normalde başka bir tavuk düşünüyorduk. Ama geldi, onu isteyince kapıya geldi mi? Bizde öyle huy yok. İstediğini vermek zorundayız. Biz de bu çillerin annesini verdik. Tabii o da geri gelecek. Yavrusunu alacak. Geri gelecek işte. Bunların annesini verdim. Bunları da nasip olursa, bunlar hala doğru tüy dökmediler.
Bazıları tüyden çıkıyorlar, bazıları çıkmıyor. İşte bilemezsin, bunun atlaması, kartorozla sıkması biraz kendini geri attı. Ama mesela bu var. Tüyünü döktü, şimdi çıkım safhasında yani. Şu anda tamamlıyor. Yani hepsi bir değil. Neyse, hakkınızı helal edin. Hatamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Şöyle son civcivemizi çekelim, neşe de yerinde. Selametle kalın.